Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine harika bir maskeyle karşınızdayım. Bütün haftanın yorgunluğunu gözlerinizden alacağım. Bu maske gözaltı şişlikleri için, gözaltı morlukları için ve göz altında ve yanlarındaki kırışıklıkları için efsane bir maske hazırlayacağız şimdi. Ne kullanacağız? Kahvemizi içtik. Yine kahvenin teresini kullanıyoruz. Kahve şöyle bir şey. İçinde kafein olduğundan dolayı cildi canlandırır. Aynı zamanda kahve göz altındaki kan damarlarını büzerek gözaltı şişliklerinize çok çok iyi gelecektir. Onun için kahvemizi her zamanki gibi içiyoruz ve telvesini maskelerde kullanıyoruz. Ayrıca karbonat kullanacağım. Karbonatı da cilt tonu eşitleyici olarak kullanacağım ve cilt lekeleri için kullanacağım. Çünkü göz altında bazen koyu halkalar oluyor ve bunlar lekelerden de kaynaklanıyor olabilir. Ondan dolayı göz altınızı aydınlatmak ve renkleri açmak için kullanacağız. Son olarak da mısır nişastası kullanacağız. Mısır nişastası da botoks etkilidir bildiğiniz gibi ve cilt tonunu eşitler, dengeler. Ondan dolayı nişastayı ben maskelerde özellikle büyük bir zevkle kullanıyorum. Çünkü kırışıklıklarımıza çok çok iyi geliyor. Bu üç karışımı biraz suyla ısıtıp karıştıracağız. Öncelikle bir tatlı kaşığı karbonat ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kahve telvesi. Hazırlanışı da oldukça basit bu maskenin. Ve bir tatlı kaşığı mısır nişastası. Mısır nişastası zaten marketlerde çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı mısır nişastası. Ve karışımı iki tatlı kaşığı ılık suyla hafif ılıtıyorsunuz suyu ki kahve telvesi daha kolay erisin karıştırırken diye. Karıştırırken şu şekilde karıştırıyorum. Ve karışımım hazır. Şimdi göz altına, kaz ayaklarına uygulayacağım. Ayrıca bu karışım bütün yüzünüze de sürebilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sakıncası yok. Hatta çok çok iyi gelir. Eğer cilt tonunuz dengesizse, renginiz dengesizse ya da çok kırışıklıklarınız varsa bu maskeyi çok rahatlıkla yüz bölgesine de uygulayabilirsiniz. Şu şekilde karıştırdım. Ve sulu bir kıvam alıyor. Hiç önemli değil. Şimdi fırçamı iyice batırıp daha sonra göz altlarında sürüyorum. Ve yanlarda dahil. Maskeyi bu şekilde sürdüm. Eğer çok sulu kalırsa karışımınız, ben havlu peçete kullanacağım. Havlu peçeteyle göz altlarınızı kapatabilirsiniz şu şekilde. Ve çok daha kolay bekleyebilirsiniz. Rahatlıkla çünkü maske akmaz. Ben bunu 20 dakika kadar bekleteceğim. Şu şekilde iyice maskeyi yapıştırıyorum. Ve bekleteceğim. Dediğim gibi bütün yüzünüze de sürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şu nazobiyal bölgeleri de çok çok iyi gelir. Ve ayrıca cilt tonunuz eşit değilse kesinlikle bütün cildinize uygulayabilirsiniz. Şimdi 20 dakika bekleyeceğim. 20 dakika sonra görüşeceğiz. Evet, maskeyi bu şekilde yıkadım ve gördüğünüz gibi göz altlarım bence efsane oldu. Mutlaka deneyin. Yüzümü ılık suyla yıkadım bu maskede. Biraz da peeling yaptım. Şu cildime de sürdüm ben. Peeling yaptım ve ölü deriyi dağıtmamı sağladım. Şimdi göz kremi kullanacağım. Ben şu an bu maskede Dafine Lumière kullanacağım. Göz kremi. Gerçekten başarılı. Çok severek kullanıyorum. Şu şekilde göz altlarımızı bir nemlendiriyoruz. Şöyle. Biraz göz üstüne de süreyim. Bu maske gerçekten bir efsane. Bu maskeyi haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Ve dediğim gibi 20 dakika bekletmeniz yeterli. Şu şekilde kremimi de sürüp maskemi tamamlıyorum. Gerçekten bu maskeyi haftada 3 gün uygulayın. Daha sonra da bana dua edin. Niçin yapıyorduk bu maskeyi? Gözaltı şişlikleri, morlukları ve göz yanlarındaki kırışıklıklar, kaz ayakları... Hepsi için muhteşem bir maske. Görüşmek üzere sevgilerimle.